193. mektup. Bu mektup Seyyid Ferit rahmetullahi teala aleyh hazretlerine yazılmıştır. Ehli sünnet itikadına göre inanmak lazım olduğu fıkh bilgilerini öğrenmenin ehemmiyeti bildirilmektedir. Allahü Teala yardımcınız olsun. İşlerinizi kolaylaştırsın. Ayıp ve çirkin olan şeylerden korusun. Akıl ve bali olan erkeğin ve kadının birinci vazifesi ehli sünnet alimlerinin yazdıkları akaid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Allahü Teala o büyük alimlerin çalışmalarına bol bol sevap versin. Amin. Kıyamette cehennem azabından kurtulmak onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. Cehennemden kurtulacak olanlar yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere sünni denir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve eshabının rıdvanullahi aleyhim ecmaîn yolunda gidenler yalnız bunlardır. Kitaptan yani Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten yani hadis-i şeriflerden çıkarılan bilgiler içinde kıymetli, doğru olan yalnız bu büyük alimlerin kitaptan ve sünnetten anlayıp bildirdikleri bilgilerdir. Çünkü her bidat sahibi yani her reformcu ve her sapık kimse bozuk düşüncelerini kısa aklıyla kitaptan ve sünnetten çıkardığını söylüyor. Ehli sünnet alimlerini rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn gölgelemeye, küçültmeye kalkışıyor. Demek ki kitaptan ve sünnetten çıkarıldığı bildirilen her sözü, her yazıyı doğru sanmamalı, yaldızlı propagandalarına aldanmamalıdır. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bildirdiği doğru itikadı açıklamak için büyük alim Türpüşti rahmetullahi aleyh hazretleri bir kitap yazmıştır. El Mu'temet adındaki bu kitabı çok kıymetlidir ve açık yazılmıştır. Kolayca anlaşılabilir. Toplandığınız zamanlarda bu kitabı okuyunuz. Fakat bu kitapta her bilgi mantık yoluyla ispat edilmiş olduğundan uzamış ve genişlemiştir. Öğrenilmesi ve inanılması herkese çok lazım olan bilgileri kısaca anlatan bir kitap olsaydı, daha uygun ve daha faydalı olurdu. Bu arada fakirin de Ehli sünnet ve cemaat itikadını kısa ve açık olarak yazmak hatırıma geldi. Eğer yazmak nasip olursa size de gönderirim. Saadet-i Ebediyye ve herkese lazım olan iman adındaki kitaplarda Ehli sünnet itikadı açık olarak bildirilmiştir. Hakikat kitabevinden alınarak okunmasını ve herkesin okumasına önayak olunmasını tavsiye ederiz. İtikadı düzelttikten sonra helal haram, farz vacip, sünnet, mendup, mekruh olan şeyleri de fıkıh kitaplarından öğrenmek ve her işi bunlara göre yapmak da lazımdır. Talebeden eden kaçına emir buyurunuz da Farisi dilinde yazılmış fıkıh kitaplarından birisini toplandığınız zaman okusunlar. Mecmua-i ve Umdetül İslam adındaki kitapları okumak çok uygun olur. Dipnot 1. Umdetül İslam Farisi'dir. Müellifi Abdülaziz'dir. 1989'da Hakikat Kitap Evi bastırmıştır. Allah korusun. İtikad edilecek şeylerde bir sarsıntı olursa kıyamette cehennemden hiç kurtulmak olmaz. İtikat doğru olup da işlerde gevşeklik olursa tevbe ile ve belki tevbesiz de affolunabilir. Eğer affolunmazsa, cehenneme girse bile sonunda yine kurtulur. Görülüyor ki işin aslı, temeli, itikadı düzeltmektir. Hace Ubeydullah Yahrar, Kaddesallahu Teala Sırrahül Aziz buyurdu ki, bütün iyi halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehli sünnet ve cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehli sünnet itikadıyla süsleseler hiç üzülmem. Allahü Teala bizi ve sizi ehli sünnet itikadından ayırmasın. İnsanların efendisi hürmetine aleyhisselatu vesselam duamızı kabul buyursun. Amin. Lahor'dan gelen bir talebe Şeyh Ciyu'nun yani Şeyh Ferit Hazretlerinin eski Nahhas Camii'nde cuma namazı kıldığını söyledi. Meyan Refiuddin şeyhin iltifatına kavuştuktan sonra Kadi Şeyh Ciyu'nun kendi bahçesinde bir cami yaptırdığını söyledi. Böyle haberleri işittiğimiz için Allahü Teala'ya hamd olsun. Allahü Teala böyle iyi işleri arttırsın. Saygı taşıyanlarınız böyle haberleri işitince çok hem de pek çok sevinmekteyiz. Muhterem Seyyid Hazretleri Kaddesallahu Teala sırrehül aziz bugün Müslümanlar kimsesiz kaldı. İslamiyete yardım için bugün bir çiteil, yani ufak bir gümüş vermek binlerce altın vermiş gibi kıymetli olur. Hangi talihli kimseye bu büyük nimeti ihsan ederlerse ona müjdeler olsun. Dinin yayılmasına, İslamiyetin kuvvetlenmesine çalışmak her zaman iyidir ve kim olursa olsun böyle çalışan cihat sevabına kavuşur. Fakat İslam düşmanlarının her yandan saldırdığı bu zamanda Ehli Beyt-i Nebevi'den olan siz kahramanların rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn yardım etmesi elbette daha iyi, daha güzel olur. Çünkü Allahü Teala İslamiyet gibi en büyük nimetini kullarına sizin yüksek ceddinizle gönderdi. Sizin yardımınız kendi yaptığı şeye yardım etmek olur. Başkalarının yardımı yardımıysa böyle olmaz. Rasulullah'a aleyhi ve ala alihi min es eftaluha ve min et ve teslimati ekmeluha tam varis olabilmek bu büyük işi yapmakla olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabına karşı buyurdu ki siz öyle bir zamanda geldiniz ki Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapmaz iseniz helak olur cehenneme gidersiniz sizden sonra öyle Müslümanlar gelecek ki Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının onda birini yapabilseler cehennemden kurtulurlar. İşte bizim zamanımız o zamandır ve müjdelenenler de şimdiki Müslümanlardır. Farisi Beyt tercümesi. Saadet topu ortaya kondu, topu kapan yok, erlere oldu? Bu yakınlarda Melun Guventval kâfirinin öldürülmesi çok güzel oldu. Onun ölümü Hinduların burunlarının kırılmasına sebep oldu. Ne niyetli olursa olsun, niçin öldürüldüyse öldürülsün, İslam'a saldıranların alçalması Müslümanlar için bir kazançtır. O kafir öldürülmeden önce rüyada devlet reisimizin kafirlerin liderlerinin başını kestiğini görmüştüm. Doğrusu o kâfir, düşmanların önderi ve kâfirlerin şefleriydi. Allahü Teala o alçakları yardımsız bıraksın. İslamiyetin ve Müslümanların yükselmesi kâfirlerin ve kâfirliğin kıymetten düşmesine aşağı olmasına bağlıdır. Allahü Teala zimmilerden cizye almayı emreyledi. Onlardan bu vergiyi almak onları aşağı kılmak içindir. Kâfirler ne kadar yükselirse, Müslümanlar da o kadar alçalır. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Çok kimse bu bağlılığı anlayamıyor. Bu yüzden dinlerini yıkıyorlar. Tevbe suresinin 73. ayetinde mealen, Ey sevgili peygamberim! Sallallahu aleyhi ve sellem! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et, dövüş, onlara sert davran buyuruldu. Kâfirlerle dövüşmek, onlara sert davranmak dinde zaruri lazımdır. Yani imanın şartıdır. Fakat cihadı hükümet yapar, devletin ordusu yapar. Müslümanların cihadı asker olarak hükümetin verdiği vazifeyi yapmaktır. Geçen senelerde yayılmış olan kâfirlik alametlerinden şimdi ötede beride kalmış bulunması Müslümanlara çok ağır gelmektedir. Bugün her Müslümanın birinci vazifesi, o alçakların kötülüklerini ahbaplarına anlatmaktır ve küfr alametlerinin millet arasından kalkmasına çalışmaktır. Bu kötü alametlerden ötede beri de görülmesi, belki de bunların kötülüğünü anlamamaktan ileri gelmektedir. Elinizden gelirse, güvendiğiniz din adamlarına haber yollayınız. Bu kâfirlik alametlerini millete duyursunlar. İslamiyet'in emirlerini bildirmek için harika işler yapmak, keramet sahibi olmak şart değildir. Bilenlerin bilmeyenlere öğretmeleri lazımdır. Elimde gücüm, kuvvetim yoktu da İslamiyet'in yasak ettiği şeylerin kötülüklerini söyleyemedim diyerek özür ve bahane ileri sürmek kıyamette insanı azaptan kurtaramayacaktır. İnsanların en iyileri olan peygamberler aleyhimü salavatü ve teslimat, İslamiyet'in emirlerini, yasaklarını bildirirlerdi. Ümmetleri mucize isteyince, mucizeleri Allahü Teala yaratır. Bizim vazifemiz onun emirlerini bildirmektir. Buyururlardı. Allahü Teala dilerse ümmetlere merhamet ederek inanmaları, saadete kavuşmaları için o anda mucize yaratırdı. Her ne olursa olsun, İslamiyeti bildirmek, gençlere öğretmek, faydelerini açıklamak, düşmanların yalanlarını, iftiralarını cevaplandırmak elbette lazımdır. Bilenler bildirmezlerse cezadan, azaptan kurtulamayacaklardır. Bu vazifeyi yaparken fitne çıkarmamaya dikkat etmelidir. Dikkatle çalışırken kendine bir sıkıntı gelirse bunu nimet bilmelidir. Peygamberler aleyhimüsselavatü ve teslimat Allahü Teala'nın emirlerini bildirirlerken görmedikleri sıkıntılar, çekmedikleri işkenceler kalmadı. Onların en üstünü aleyhim mine eftaluha ve minet tahiyyatı ekmeluha buyurdu ki hiçbir peygambere benim çektiğim eziyet çektirilmedi. Farisi Beyt tercümesi. Ömür geçti, Derdimi anlatmak bitmedi. Bitireyim artık. Gece devam etmedi. Vesselam.